Sümerler, medeniyetin beşiği olarak kabul edilen Mezopotamya'nın güney kesiminde ortaya çıkan en eski uygarlıklardan biriydi. Yaklaşık olarak M.Ö. 4500'lü yıllarda ortaya çıktığı kabul edilen Sümer uygarlığı, M.Ö. 1730'lu yıllarda son bulana dek yaklaşık 2800 yıl boyunca varlığını sürdürmeyi başarmıştı. Sümer uygarlığı, Güney Mezopotamya'da, Fırat ve Dicle nehirlerinin kıyılarında, 21'i küçük olmak üzere toplamda 35 şehir devletinden oluşmuştu. Bu şehir devletlerinden en önemlileri, Ur, Lagash, Uruk ve Nippur gibi şehir devletleriydi. Her şehir devleti, farklı bir kral tarafından yönetilirdi. Şehirlerin etrafı, yüksek ve kalın surlarla çevriliydi. Sümer uygarlığında toplumsal yapı, üç farklı sınıfa ayrılmıştı. En üst sınıfta din adamları, soylular ve askerler yer alırken, orta sınıfta halk bulunurdu. En alt sınıfta ise köleler ve esirler yer alırdı. Sümer halkı, Sami ırkından olmayan, izole bir topluluktan oluşmuştu. İlk dönemlerde anaerkil bir toplum yapısına sahiplerken, sonraki dönemlerde ataerkil bir toplum yapısına bürünmüşlerdir. Sümerler, çok tanrılı bir inanca sahipti. İnandıkları tanrı ve tanrıçaları, insan şeklinde düşünürlerdi. Onların ölümsüz olduğuna ve doğaüstü güçlere sahip olduğuna inanırlardı. En önemli tanrı ve tanrıçaları ise gök tanrısı Anur, yer tanrıçası ki hayat tanrıçası Ninti ve aşk tanrıçası İnanna adındaki tanrıçaydı. Aşk tanrıçası İnanna, sonraki dönemlerde Akat, Babil ve Asurlular tarafından İştar adıyla anılmıştır. Tapınaklar, Sümer halkının sosyal yaşamının merkeziydi. Sümer şehir devletlerinin merkezinde Zigurat adı verilen ve tanrılar için yapılan tapınaklar bulunurdu. Bu tapınakların yönetimi, rahiplerin, bazen de bizzat kralın kontrolü altındaydı. Ziguratlar, toplamda 7 katlı olup 3 ana bölümden oluşurdu. En alt bölümün katları erzak deposu, en üst bölümün katları gözlemevi ve orta bölümün katları ise okul ve tapınak olarak kullanılırdı. Sümerler, çivi yazısını ilk kez M.Ö. 3200'lü yıllarda bu tapınaklarda icat etmişlerdi. Yazıyı icat etmeleriyle birlikte matematik, geometri ve astronomi gibi bilimlerinde temellerini atmışlardır. Dört işlemi bulmuş ve dairenin alanını hesaplamışlardır. Burçları yine ilk kez Sümerler keşfetmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Mezopotamya'nın bu kadim uygarlığı, daha birçok alanda ilklere imza atarak kendisinden sonra ortaya çıkan birçok medeniyeti etkilemiştir. Sümerler, bölgeye ilk yerleştiklerinde çanak çömlek yapmayı ve madenleri işlemeyi biliyorlardı. Yerleştikleri bu bölgelerde kanal ve barajlar yaparak hem seli önlemiş hem de düzenli bir sulama sistemi kurarak tarımı geliştirmişlerdir. Milattan önce 3500'lü yıllarda tekerleği de icat eden Sümerler, tekerlekleri saban yapımında kullanmış ve tarlalarını öküzlerin çektiği bu sabanlarla sürmüşlerdir. Ayrıca icat ettikleri tekerleri
savaş arabalarının yapımında da kullanarak tarihteki ilk savaş arabalarını da yapmışlardır. Sümer şehir devletlerinde evler ve tapınaklar taş az olduğundan dolayı kerpiçlerden yapılırdı. Bu yapılar hem dayanıksız olmalarından hem de sık sık saldırılara uğradığından günümüze kadar ulaşamamıştır. Sümerler, SOS dedikleri ve 60 sayısına dayanan bir sayı sistemi geliştirmişlerdi. Bu 60 birimlik sayı sistemini zaman ve mekan hesaplamalarında kullanırlardı. Bir ayı 30, bir yılı ise 360 gün olarak hesaplamış ve buna bağlı olarak bir yılı da 12 ay olarak belirlemişlerdi. Aynı zamanda ayın tam devrelerinin dikkate alınarak yapıldığı ay takvimi, tarihte yine ilk kez Sümerler tarafından hazırlanmıştır. Ayrıca güneş saatini icat etmiş, gece ve gündüzü 12'şer saate bölmüşlerdi. Sümerler, ay ve güneş tutulmalarını da hesaplayarak ne zaman gerçekleşeceğini de öğrenmişlerdi. Yılbaşı ağacını süsleme, evlilik yüzüğü ve nazar boncuğu da ilk olarak Sümerler'de görülmüştür. Sümerler, matematik, geometri ve astronomi alanlarından başka mitoloji, büyücülük ve falcılık alanlarında da oldukça ön plana çıkmışlardır. Sümer dili, dünya genelindeki birçok dil bilimciye göre günümüzdeki hiçbir dille bağlantısı olmayan izole bir dildir. Sümerler, kendi ülkelerinde Kengir, konuştukları dile Emekir ve kendilerine ise Sakkika derlerdi. Sümerlerin en önemli edebiyat eserleri Yaratılış Destanı, Tufan Hikayesi ve Gılgamış Destanı'dır. Gılgamış Destanı'nın baş kahramanı olan Gılgamış, destana göre Uruk şehrinin kralıydı. Sümerler, krallarının listelerini oluşturmuşlardı. Bu kral listelerini, tufandan önceki krallar ve tufandan sonraki krallar şeklinde iki gruba ayırmışlardı. Sümerlerin, tufandan önceki krallarının mitolojik krallar olduğu düşünülüyor. Tarihteki ilk yazılı hukuk kuralları, orduda askerken, Darbe ile Sümerlerin Lagash şehrinin kralı olan Kral Urukagina tarafından M.Ö. 2400'lü yıllarda oluşturulmuştur. Bu özellikleriyle Sümerlere dünyadaki ilk hukuk devleti denebilir. Sümer şehir devletleri, M.Ö. 2800'lü yıllardan itibaren büyük bir rekabet içine girerek birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştılar. Özellikle Lagash, Kiş ve Ur şehir devletleri uzun bir süre birbirleriyle mücadele ettiler. Asırlarca süren bu savaşlar Sümer şehir devletlerinin yıpranmasına ve zayıflamasına neden oldu. Zayıflayan Sümer şehir devletleri M.Ö. 2330'lu yıllarda Akat kralı Sargon tarafından ele geçirilerek Sami kökenli Akat İmparatorluğu'nun egemenliği altına girdiler. Sümer şehir devletleri arasındaki ilk siyasi birlik, ilk kez bu dönemde Kral Sargon tarafından sağlandı. Sümerler, yaklaşık iki asır boyunca Akat İmparatorluğu'nun egemenliği altında kaldılar. Sümer halkı, Sami kökenli halklarla en çok bu dönemde etkileşim içine girdi. Hutilerin M.Ö. 2154'te Akat İmparatorluğu'na son vermesiyle birlikte Sümerler bu kez de Guti uygarlığının yönetimi altına girdi. 34 yıl boyunca Guti egemenliğinde özerk bir bölge şeklinde yönetilen Sümerler, M.Ö. 2120 yılında Gutilerin zayıflamasını fırsat bilerek Gutilerden bağımsız hareket etmeye başladılar.
Bu durumu kabullenmeyen Uti kralı Trigan, Sümerlere saldırdı. M.Ö. 2119'da yapılan savaşta, Uti kralı Trigan, Sümerlerin Uruk şehrinde krallığını ilan eden Utu Hengal'a yenildi. Sümerler, elde ettikleri bu zafer sonucunda bağımsızlıklarını tamamen kazanarak Uti egemenliğinden kurtulmayı başardılar. Şehirlerindeki su kanallarını, tapınakları ve sarayları yeniden inşa etmeye başladılar. Kral Utu Hengal, saltanatının 7. yılında bir yapının inşaat alanını teftiş ederken trajik bir şekilde öldü. Kral Utu Hengal'in ölümü üzerine Sümerlerin Ur şehrinin valisi ve aynı zamanda Kral Utu Hengal'in damadı olan Ur-Nammu, M.Ö. 2112'de Sümerlerin yeni kralı oldu. Ur-Nammu'nun kral olmasıyla birlikte 3. Ur Hanedanlığı dönemi olarak da bilinen yeni Sümer Devleti dönemi resmen başlamış oldu. Kral Ur-Nammu, günümüze kadar ulaşmış, en eski yazılı hukuk kuralları olan Ur-Nammu kurallarını hazırlayarak yürürlüğe koydu. Bu dönemde yıllarca süren savaşlar nedeniyle harabeye dönmüş olan tapınak, saray, su kanalları ve surların yapımına hız verildi. Kral Ur-Nammu'nun ölümünden sonra oğlu Shulgi, M.Ö. 2094'te Sümerlerin yeni kralı oldu. Yeni Sümer Devleti, Kral Shulgi döneminde en parlak dönemini yaşadı. Devletin sınırları Basra Körfezi'nden Suriye'nin kuzeybatısına kadar uzandı. Kral Shulgi'den sonra oğlu Amarsin, daha sonra ise torunu Shusin tahta geçti. Kral Shusin döneminde Suriye'nin iç bölgelerinde yaşayan Sami kökenli Amoriler, yeni Sümer devletine saldırılar düzenleyerek Sümerlerin zayıflamasına neden oldular. Kral Shusin'den sonra yerine oğlu İbbisin geçti. Kral İbbisin, 3. Ur Hanedanlığı'nın son hükümdarıydı. Onun döneminde kuzeybatıdan Amorilerin, güneydoğudan ise Elamlıların saldırıları yoğun bir şekilde arttı. Kral İbbisin, saltanatı boyunca bu saldırılara karşı koymaya çalışsa da yeni Sümer devletinin zayıflamasına engel olamadı. Bu sırada güçlenen İsin şehrinin lideri İşbiyarra, M.Ö. 2017'de krallığını ilan ederek Sümer topraklarındaki en büyük ikinci güç konumuna yükseldi. M.Ö. 2004'te Sümerlere saldırılar düzenleyen Elamlılar, 3. Ur Hanedanlığı'na son vererek Sümer topraklarını ele geçirdiler. Ancak İsin şehrinin kralı İşbiyarra, Elamlıları Sümer topraklarından çıkararak Sümer şehir devletlerinin yönetimini tamamen ele geçirdi. Kral İşbiyarra, yaklaşık 3 asır kadar hüküm sürecek olan İsin Hanedanlığı'nı kurdu. M.Ö. 1868'de Larsalılar Gungunum adındaki liderleri önderliğinde İsinlilere isyan ederek bağımsızlıklarını kazandılar. Bağımsızlığını kazanan Larsalılar, zamanla güçlenerek İsinlilerin ülkedeki en büyük rakibi haline geldiler. Larsalılar, yıllarca süren çekişmeler sonucunda İsinlilere son veremeseler de onlara karşı büyük bir üstünlük sağladılar. Larsa Hanedanı'nın son hükümdarı olan Kral Rimsin, Elam saldırılarına karşı Babil Kralı Hammurabi ile anlaştı. Ancak Kral Rimsin, verdiği sözü tutmayıp yeteri kadar asker göndermeyince, Elamlılar karşısında zor durumda kalan Kral Hammurabi, büyük bir öfkeyle geri dönerek Kral Rimsin'in üzerine yürüdü.
ordusuyla Larsa şehrini kuşatan Kral Hammurabi, M.Ö. 1763'te Sümerlerin Larsa hanedanlığına son vererek bu hanedanlığa bağlı bütün yerleri Babil topraklarına kattı. Kral Hammurabi'den sonra tahta çıkan oğlu Samsu-iddina ise 33 yıl sonra M.Ö. 1730'lar Isin hanedanlığını sonlandırarak son Sümer şehirlerini de Babil topraklarına kattı. Kral Samsu-iddina'nın M.Ö. 1730'lar son Sümer şehirlerini de Babil topraklarına katması sonucunda Sümer tarihi sona erdi. Yaklaşık 2800 yıl boyunca varlığını korumayı başaran Sümer halkı ise bölgeye hakim olan Sami kökenli uygarlıklar arasında benliklerini kaybederek tarih sahnesinden çekildi.